Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi Mi Note 10'u kutusundan çıkartıyoruz. Xiaomi'nin amiral gemisi olarak tanımlayabileceğimiz bir cep telefonu var karşımızda. Oldukça büyük bir kutusu var. Oldukça da iddialı bir cep telefonu. Şöyle gösterelim. Siyah renk, Midnight Black olarak geçen rengi bize gönderilmiş. 6 GB RAM, 128 GB'da depolama alanı olduğunu belirtelim. Bunun dışında oldukça sade bir kutu bizleri karşılıyor. Yan yüzde Mi Note 10 yazıyor. Bu tarafta da öyle. Burada ise hiçbir şey yazmıyor. Şimdi kutudan çıkartalım bakalım. Mi Note 10'un bize neler sunuyor? Hep beraber bir bakalım. Şöyle açıyoruz kutusunu. Bu arada kutudan çıkartırken bir taraftan da teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 6.47 inçlik 1080x2340 piksellik bir AMOLED ekranı var bu cep telefonumuzun. Şöyle kenara aldık. İşte şu anda ekranda görüyoruz. Yavaşça çıkartıyoruz. Qualcomm'un Snapdragon 730 işlemcisi kullanılıyor. Şöyle ters çevirin, ters açılmış. Hemen üst tarafta zaten burada bazı özelliklerini şu anda görüyorsunuz. 38 megapiksellik bir kameramız var. Beşli bir yaka kamerası var bu arada. Penta kamera diyor. Enteresan bir kamera var. Yani 10x hybrid zoom olduğu söyleniyor. 6.47 inç dedik. 3D curved AMOLED display diyor. 5260 miliamperlik de bir pilimiz var. 30 wattlık kablolu hızlı şarjı destekleyen bu pil uzun bir ömür sunuyor diye tahmin ediyorum. Tabii denemeden, test etmeden bunu bilemeyiz. Kutudan çıkaralım şöyle. Hep her zaman yaptığımız gibi şu jelatinleri de bir açalım, çözelim. Az önce de söylediğim gibi siyah renk bize gönderilmişti. Arkadaki 5 kamerayı da şu anda şöyle biraz daha yakınlaştırayım. 5 kamerayı da şu anda görüyorsunuz. 3'ü birbirine epey ayrı. 2 tanesi de şu alt kısmında konumlandırılmış. Şuradaki etiketimizi de bir çıkartalım. Bunu da kenara aldık. Parlak bir arka yüzey var. Görüyorsunuz şu anda ekranda da. Oldukça parlak bir arka yüzey bizi karşılıyor. Arka tarafta bir Xiaomi yazısı var. Biraz böyle kaligrafik bir şekilde, güzel bir şekilde yazılmış ama yan, şöyle biraz daha netlik yapalım. Yan bir şekilde yazılmış. Yani bu şekilde şu anda ekranda görüyoruz. Bunun dışında baktığımızda cep telefonu ne gibi özellikler sunuyor? Üst kısma birazcık bakalım isterseniz. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Üst kısmında bir şey yok. Yani bir yuva vesaire yok. Kızılötesi ve muhtemelen mikrofon girişi var. Alt kısmı biraz çevirelim. Alt kısımda kulaklık çıkışı var. 3.5 mm. Xiaomi'nin ben bu özelliğini seviyorum. Kulaklık çıkışını hala devam ettiriyor. Type-C bağlantımız var. Bir de hoparlörü görüyoruz. Yan yüzü çevirelim. Şöyle göstermiş olayım yan yüzü. Açma kapama düğmemiz, sim kart yuvamız ve ses açma kapama düğmemiz var. Diğer yan yüzde ise hiçbir şey yok. Bir yandan telefonumuzu açalım. Düğmeye basıyorum şu anda. Telefonumuz açılıyor. 6 GB RAM, 128 GB depolama olduğunu söylemiştik. MicroSD bellek kart yuvamız da var. Android 9 işletim sistemine geliyor. 108, 20, 5, 12 ve 2 olmak üzere toplamda 5 arka kamera. Ön tarafta da 20 megapiksellik bir ön kamera bizleri karşılıyor. Şöyle kutu içeriğini biraz daha devam ettirelim. Bakalım neler var. Bir kutu, minik kutu daha çıktı. Şöyle açıyorum. İsim iğnemiz burada. Burada kullanım kılavuzu vesaire gibi şeyler var. Yumuşak bir kılıf var. Şöyle ekranda da göstermiş olayım. Yumuşak, yarı şeffaf, tam şeffaf değil ama yarı şeffaf bir kılıf bizi karşılıyor. Kutudan çıkması iyi olmuş. Ben her zaman kutudan çıkan kılıfları seviyorum. Burada da söylüyoruz. Bu arada telefonda MIUI 11 olduğunu şu anda siz de ekranda görüyorsunuz. Yazıyor telefonun üzerinde de. Bu biraz kenarda beklesin. Biz diğer kutu içeriklerine bir göz atalım. Şöyle bir Type-C kablomuz mevcut. Hem data hem de şarj için kullanabileceğimiz. Bunu yerine koyalım. Diğer adaptörümüzü çıkarmaya çalışıyorum. Adaptör de biraz büyük ve biraz böyle zor bir şekilde konumlandırılmış.
Evet, çıkartmayı başardım. Şu şekilde bir adaptörümüz kutudan çıkıyor. Şöyle yakın çekimde yapayım. Detaylarını öğrenmek isteyenler olabilir. Adaptörümüzü de koyalım yuvasını tekrar geriye. Bir taraftan da hem teknik özellikleri anlatırken hem de telefonun açılışını birazcık ayarlayalım. Beşli kamera var dedik. Buradan bir devam edelim. Şöyle. Türkçe zaten geliyor. Türkiye zaten geliyor. Buraya atlayalım Wi-Fi'yi. Tamam diyoruz buna. Bu adımı da atlayalım. Sim kartı kontrol ediyor diyor. Bunu iptal edelim biz. Şu an sim kart takmayacağız çünkü. Google hizmetleri kabul ediyoruz. Telefonumuz. Güvenlik adımları var. Onları da geçiyoruz. Temayı seçelim. Tamam. Kurulum tamamlandı. Şimdi son işlemler yapılıyor. Birazcık da ben teknik özelliklerden devam edeyim isterseniz. Ana kameramız 5'li bir kameraydı. Bu kamera bize 4K 30 FPS video kayıt imkanı sunuyor. Ön kameramız ise Full HD 30 FPS kayıt yapıyor. Bu arada gördüğünüz gibi ekranda damla bir çentiğimiz mevcut. Çok yer kaplamıyor. Kenarları da birazcık böyle yuvarlatılmış bir Samsung telefonlarında ilk karşımıza çıkmıştı. Sonra Huawei de gelmeye başladı. Sonsuz ekran. İşte Xiaomi buna 3D ekran demiş. Kenara doğru bir hafif eğim var. Ekranda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama hem sağda hem solda bu eğim görülüyor şu anda. Ekrandan parmak izi okuma var. 5260 mAh'lik lityum polimer pilimiz olduğunu söylemiştik. USB Type-C bağlantısı kullanıyor. Mavi, siyah ve beyaz olmak üzere 3 farklı renk seçeneğimiz var. Az önce de bahsettim ve sizin de gördüğünüz gibi bize siyah rengi gönderildi. Parlak bir siyah ve böyle parmak izi falan da burada çok fazla belli oluyor. Bilginiz olsun. Şöyle göstermiş olayım. Şu anda yansımaları görüyorsunuz. Bayağı böyle parlak bir siyah. Bu arada kamerada bayağı bir çıkıntı yapıyor. Yani alttakiler o kadar değil ama üstteki bu 3 kamera şöyle göstereyim tekrar isterseniz. Bayağı bir çıkıntı yapıyor. Yarım santime yakın neredeyse bayağı bir büyük bir çıkıntı halinde göründüğünü söyleyeyim. Telefonumuz hala uygulamalar yükleniyor diyor. Bekliyoruz heyecanla uygulamalarımız yüklensin diye. Bu arada telefon açılırken şu konudan da bahsetmek istiyorum. Cihazın fiyatı yaklaşık olarak 5700 TL civarında. En azından biz bu kutuyu açtığımız 25 Aralık 2019 itibariyle. Biraz yüksek bir fiyat tabii ki biliyorsunuz. Bu rakama çıkıldığında çok farklı seçenekler de karşımıza çıkıyor. Ama özellikleri de yani bu fiyatı karşılıyor mu? Bence karşılıyor. Evet, telefonumuz da şu an açıldı. Standart bir aslında Xiaomi arayüzü bizleri karşılıyor. Şöyle bir göstereyim bir şeyler. Biraz daha yakından çekelim isterseniz. Şöyle tam ekran olsun. Siz de daha rahat görün. Bazı uyarılarda vesairede bulunuyor. Ekran çok güzel bu arada. Onu söyleyeyim. AMOLED ekranın hakkını veriyor. Kamera tarafına bir bakalım. Hep yaptığımız üzere. 50x yakınlaştırma var diyor. Şimdi bu telefonda tabii şöyle bir durum var. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Kamerası var ama ana kameramız 108 megapiksellik. Oldukça yüksek bir çözünürlük. Hatta çok fazla rakibi olmayan bir çözünürlük. 20 megapiksellik bir ultra geniş açı kameramız mevcut. 5 megapiksellik bir kameramız var. O 5x optik zoom sunuyor. 12 megapiksellik bir tane daha kameramız bulunuyor. O kamerada 2x optik zoom sunuyor. 2 megapiksellik 5. kamera ise o da makro çekimlerde kullanılıyor. Böyle bayağı değişik, ilginç bir durum söz konusu. İşte ultra geniş açıya geçtik. Mesela burada makro kameraya geçtik. Farklı farklı seçenekler şu anda ekranda görüyorsunuz. Ultra geniş açı 1x, 2x ve 5x. Şu anda bunlar hep optik zoom bu arada. Şey değil yani, dijital bir zoom değil. Şu anda ekranda görüyorsunuz. 108 megapiksel için ayrı bir çekim modu var. Biliyorsunuz bu quad bayer dediğimiz bir teknolojiyle yapılıyor. Sony'nin sensörü bu. Aslında 108 megapiksel, gerçek 108 megapiksel değil. Pikseller 4 ile çarpılıyor. Bu şekilde elde edilen bir rakam söz konusu. Daha önce 48 megapikseldi. 64 megapiksellik ürünler de vardı. Burada da 108'e çıkmış. Sistem saati yanlış diyor. Kısa video, video. Biraz da ön kameraya bakalım. Bu arada beni göreceksiniz. Merhaba.
Ön kameramız da yine Xiaomi'den. Ancak Xiaomi kullandıysanız aslında pek yabancı gelmeyecek bir arayüz var burada. Yapay zekayı ön kamerada da kullanabiliyoruz. Açıp kapatabiliyorsunuz şu üst kısmında. Şöyle göstermiş olayım. Tabii 108'e geçtiğiniz zaman arka kameraya geçiyor. Gece modu da var. Özel gece modu da. Detaylı bir inceleme gelecek. Yani ben bir hemen bir ön gösterim yapmak istedim sizlere. Şöyle göstermiş olalım. Telefon hakkında girdiğimizde de burada telefonun özelliklerini görüyorsunuz. 128 GB. İşte Android sürümü 9 olduğunu görüyoruz. MUI sürümü ise 11.03 şeklinde bir arayüz bizleri karşılamış oluyor. Xiaomi Mi Note 10 ile ilgili detaylı bir inceleme gelecek. O güne kadar YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.